Etli şalgam dolmamız ve lahana sarması. Şalgamların üzerine yoğurt dökebilirsiniz. Ve birazcık suyundan şöyle yoğurdun üzerine evet arkadaşlar etli şalgam dolmamız ve turşudan çıkardığımız lahana dolmalarımız. Şöyle yakın çekimde yapıyorum. Şöyle bir çatalla turşudan çıkarılan lahanalara bakalım. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel. Ve şalgama bakalım. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar mesaj atıyorlar. Bizim dolmalarımızın içi neden yumuşak oluyor diye. Benim ölçülerimle yapın. Çok fazla pirincini koyarsanız dolmalarınızın içi yumuşacık olur, güzel olmaz. Benim tarifimle yapın. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar, şalgam dolması yapacağız. Şalgam bildiğiniz turpgillerden. Bakın, göstereyim. Bilenler vardır tabii ki. Bilmeyenler için gösteriyorum. Dolma yapacağız. Dolma yapmamız için kabuklarını soyduk, yıkadık. Şöyle halka dilimler yapıyoruz. Şöyle üzerine birazcık tuz ekleyip sıcak su ekliyoruz. Arkadaşlar bunu yapmamızdaki maksat şalgamımızın hafif burukluğunun gitmesi. Birazcık bekleteceğiz. Etli dolma yapacağız. Şalgam dolması. Diğer tarafta turşudan çıkardığımız lahanalarımız var. Bunu pek bilen, fazla bilen yoktur ama göstermek istiyorum. Turşuyu kurarken birazcık böyle yaprak olarak koyacağız, doğramayacağız. Şimdi onlardan da dolma yapacağız, karışık dolma yapacağız. Turşudan çıktığı için ona da birazcık şöyle bir sıcak su ekleyelim. 5 dakika kadar bekletelim sıcak suda. Birazcık turşunun şöyle bir hafif acılığı çıksın. Evet, bir 10 dakika beklettikten sonra şalgam ve lahana dolmamızı saralım. Dolmamızın iç harcı kıymamız var. Arkadaşlar ölçü vermiyorum. Kıymamız var. Bir tane iri boy soğanımız var. Bir tutam maydanozumuz var. Bir fincan pirinç, bir fincan da kahve fincanı küçük bulgurumuz var. Ekliyoruz. Tuzumuzu ekleyelim. Yeterince. Kırmızı pul biberimiz var. İsteğe bağlı acı veya tatlı. Ve karabiberimiz var. Arkadaşlar iç harcımıza hiç yağ koymuyoruz. Güzelce yoğuralım iç harcımızı. Yağımızı tereyağı olarak dolmamızın üzerine koyacağız.
İçine salça da koymuyoruz. Salçayı dolmaların üzerine doğru koyacağız yağ ile birlikte. Evet arkadaşlar, genelde bilinmeyen yemeklere özen gösteriyorum. Bu şalgam dolması da pek fazla bilinmez. Doğu tarafına daha çok aittir. Doğuya, güneydoğuya. İç harcımızı güzelce yoğuralım. Dolmalarımızı yapalım. İyice özleşmesi lazım. Evet arkadaşlar, özleşen dolmamızın içi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle kıymamızdan alıyoruz. Elimizde yuvarlıyoruz. Dilimlediğimiz şalgamın tost yapar gibi arasına koyuyoruz. İki şalgamın arasına koyuyoruz. Böyle tenceremize diziyoruz. Diğer tarafta da turşudan çıkardığımız lahanalarımızı dolma olarak sarıyoruz. Arkadaşlar, haliyle turşudan çıktığı için hafif ekşim tırak olacak dolmanız. Ama çok lezzetli oluyor. Size değişik bir alternatif gösterdim. Mutlaka deneyin. Çok güzel. Bildiğimiz lahana sarmamızı saralım. Evet arkadaşlar, şöyle güzelce dolmalarımızı saralım. Tenceremize dizelim. Ve şalgamımız da yine aynı şekilde. Elimizde yuvarlıyoruz kıymamızı. Bir şalgamın arasına koyup diğer şalgamı üzerine kapatıyoruz. Tost yapar gibi. Tenceremizi dizelim. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Lahanalarımız, yine söylüyorum, lahanayı turşudan çıkarırken birazcık sıcak suda bekletin. Çünkü haliyle turşu olduğu için acısı olabilir, tuzu olabilir. Çıkarın tuzunu, acısını. Ve yemeğinizin tuzunu da ölçülü atın. Evet arkadaşlar, lahana dolmalarımızı da böyle dizelim. Tenceremizi tamamlayalım. Çok değişik bir yemektir, dolma türüdür. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bana hak vereceksiniz. Mutlaka sürekli yapmak isteyeceksiniz. Böyle tenceremizi dolduracağız. Lahana sarmamız ve şalgam dolmalarımız. Arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı bekliyorum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açarsanız memnun olurum. Dolmamızı tamamlayalım. Arkadaşlar, dolmamızı yaptık. Bakın, eğer içiniz artarsa dolma harcı, benim arttı. 3 tane de biber koydum. Şalgamlarımız, lahanalarımız, üzerine birer parça şöyle tereyağı koyuyoruz dolmamızı. Diğer tarafta 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Salçamızı güzelce kavuralım. Yemeğimizin suyunu verelim. Salçamız kavrulsun. Ben her zaman için yemeğin salçasını kavurarak koyuyorum. Sulandırıp direkt yemeğinize salçanızı vermeyin. Birazcık kavurun. Yemeğinizin suyunu da aktarın salçaya. Gayet güzel oluyor o zaman.
tadı daha bir farklı olur yemeğinizin. Salçamız kavruldu. Suyu da kaynasın. Yemeğimizi ekleyelim. Arkadaşlar, bir özetlemek istiyorum yemeğimizi. Ne yaptık? Şalgam dolması yaptık etli. Şalgamı bilenler bilir ama bilmeyenler için açıklamak istiyorum. Şalgam Turkgillerden böyle bir bitkimiz. Çok çok güzeldir. Faydaları da saymakla bitmiyor. Sonra turşumuzda olan lahanamızı, tabii ki lahananız yaprak olmalı. Turşumuzdan çıkardık. Sıcak suda beklettik bir 10-15 dakika kadar. Haliyle turşunun acısı ve tuzu biraz çıksın. Şalgamlarımızı da aynı şekilde, onun da buruk acılığı çıkması için onu tuzlu suda beklettik, sıcak suda. Bir 15 dakika beklettik mi yeterli. Sonra iç harcımızı yaptık. Dolmalarımızı pişirdik. Tamamladık. Şimdi pişirmeye bırakacağız. Mutlaka yapın arkadaşlar benim tarifimle. Ama tuzunu ölçülü atın. Turşunuz tuzlu olabilir. Yemeğiniz çok tuzlu olur. Buna da bir açıklama getireyim. Dikkat edin ona. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimizin suyunu verelim. Şöyle üzerinden her tarafına eşit gelecek şekilde. Yemeğimiz ilk etapta kaynasın, bayağı bir kaynasın. Sonra kısık ayarda şalgam ve lahana dolmanızı pişiriniz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Arkadaşlar, dolmamızın pişme hali. Bakın, şöyle kenarına şey yaptığınız zaman birazcık suyu olacak. Çok da fazla suyu olmayacak. Ekmeğinizi banacak kadar. Şöyle şalgamlarımıza kaşığımızı vurduğumuz an, kaşık içine geçtiği an pişmiş demektir. Birazcık daha pişmesi gerekiyor. Lahana ve şalgam dolmamız.